Herkese selam. Daha önce birkaç farklı markanın yeni nesil güç kaynaklarını tanımıştık ve yeni nesil güç kaynakları hakkında sizleri bilgilendirmiştik. Gigabyte da bu güç kaynakları incelemelerimize katıldı ve Gigabyte UD1000GM PG5 Revizyon 2 modelinin detaylarına da bu incelemeyle birlikte bakacağız. Tabii sadece bununla kalmayacağız. Yeni nesil güç kaynakları hakkında bilgi edinmek isteyen arkadaşların da akıllarında hiçbir soru işareti bırakmamaya çalışacağız. Şimdi Gigabyte'a inceleme ürünü için teşekkür edelim ve ürünün detaylarına başlayalım. Evet, ürünü sıfır poşetinden çıkarttıktan sonra kutu içeriğine bir bakalım. Mini bir kurulum kılavuzu var. Eğer daha önce herhangi bir deneyiminiz yoksa bu kılavuz sizin yardımcınız olacaktır. Onun dışında alt kısımda büyük bir kablo ordusu var tabii. Full modüler bir güç kaynağı olduğu için işinize yarayan kabloları takıp kullanacaksınız ki biz şimdi zaten hepsini tek tek göstereceğiz. Hatta önce kablolara bir bakalım, onları aradan çıkartalım. Daha sonra da güç kaynağımıza yoğunlaşalım. İlk olarak klasik güç kablomuz çıkıyor. Gereksiz yere farklı priz seçeneği ise eklenmemiş. Güç kaynağının en önemli ve yeni kablosu yani tam 70 cm uzunluğundaki 12 artı 4000 PCI Express güç kablomuzu ekrana getirelim şimdi. 12 artı 4000 de diyebilirsiniz, 16 pin de diyebilirsiniz. Yani ikisi de aynı kablo, aklınızda olsun. 12 volt high power konektöründen bağlantı yapılmasını sağlayan bu kabloyla tam 150 watt ile 600 watt arasında güç sağlanabiliyor. Mesela az önce kutu üzerinde PCI Express Gen 5 yazısını gördünüz ya. İşte bu kabloyla önümüzdeki yıllarda çıkacak olan ve yüksek güç tüketmesi beklenen ekran kartları için bu şekilde yeni nesil güç bağlantısı da yapabileceksiniz. Kısacası kutu üzerinde PCI 5 standartı için hazır bir güç kaynağı denilmek istenmiş. Artık bu şekilde tek bir kablo bağlantısıyla güç kaynaklarında çevirici falan kullanmak zorunda da kalmayacaksınız. Yani sıfırdan sistem toplayanlar için bir standart haline geldi diyebiliriz. RTX 40 serisi kart kullanıyorsanız böylece kasa içinde de herhangi bir kablo kirliliği yaşamayacaksınız. Onun dışında iki uçlu 4 artı 4000 yani iki tane 8000 CPU güç kablomuz var. 60 artı 20 santim uzunlukta. Tek kablo üzerinden 8 artı 4000 ya da 8 artı 8000 bağlantıyı yapıyorsunuz. Tek kablo üstünden kablo karmaşası da biraz daha azalmış oluyor. 12 volt high power güç konektörü harici normal şekilde PCI Express bağlantısı yapmak isteyenler için de yine 2 adet kablo üstünden 4 adet 6 artı 2000 PCI Express güç bağlantısı yapılabilmekte. Bu kabloların da 60 artı 15 santim uzunlukları var. Gigabyte dediğimiz gibi burada bir kablo yığını olmasın diye düşünmüş muhtemelen. Video sonunda bu konuya değineceğiz. 61 cm uzunluğunda 24.000 ana güç kablomuza da bakalım. Kasa içinde kıvrımı falan en zor olan kablolardan biri büyüklüğüyle 61 cm de uzunluk olarak ideal. Kasa içi montajda herhangi bir sorun yaşamazsınız. Ve 2 adet toplam 8 tane SATA bağlantısı yapabileceğiniz 60 artı 15'er cm uzunlukta da SATA güç kablolarımız var. Bunlardan 2-3 tanesini kasa için ya da bu farklı hap için falan kullanacağınızı varsayarsak en az 5 tane SATA aygıta güç verebilmek için de bence sayı gayet yeterli diye düşünmekteyim. Ve 50 artı 12 artı 12 artı 15'er santim uzunlukta 3 adet de çevresel bağlantı ve 1 adet de floppy bağlantısı yapmamıza izin veren 1 adet çevresel güç kablomuz var. 4 adet de montaj vidamızda kutu içeriğimizi tamamlamaktayız. Kutu içeriğinden bahsettikten sonra şimdi güç kaynağımızı bir ortaya çıkartalım. Bakın burada önemli bir uyarı var. Lütfen orijinal güç kablolarını kullanın diyor. Yani üçüncü parti ürünleri kullanmamanız istenmiş. Ne olduğu belirsiz bazı kablolarla kullanımlarda sorun yaşanabiliyor çünkü. Gigabyte da bu konuyu çok güzel bir kısma faydalı bir uyarı yazısıyla dile getirmiş. Bence iyi de yapmış. 15 cm derinlikte, 14 cm genişlikte ve 8.6 cm yükseklikte ölçülere sahip. Bunlar standartın da altında ölçüler hatta, yani her kasayla rahatça kullanabileceksiniz. 12 cm büyüklükte akıllı hidrolik ve yataklı fanı da var. Fanınızı o an güç kaynağının ne kadar yükte olduğuna göre otomatik olarak ayarlanıyor. Mesela sistem boştayken veya %20 yükten daha azken fanlar tamamen duruyor. Yani bu neden güç kaynağının fanı çalışmıyor diye endişe eden arkadaşlar var. O yüzden boş yere endişe etmesinler. Hidrolik yatak fanı ise daha uzun ve daha kararlı ömür sağlamakla iddialı. Güç kaynağının da yıllarca kullanılacağı düşünülürse fan elbette burada çok büyük önem taşıyor diyebiliriz.
Gigabyte burada standart termal çözüme göre soğutucuyu daha fazla büyüttüğünü, daha iyi hava akışı optimize ettiğini ve ısı dağıtma performansını da %10'dan fazla arttırdığını belirtiyor. Bu da tabii aslında yüksek kaliteli Japon kapasitörler için iyi bir haber. Birazdan bu konuya değineceğiz. Evet, hatta şimdi teknik detaylara bakalım. Bu güç kaynağı sahip olduğu 1000 watt gücün tamamını hiçbir kayıp olmadan 12 volt kanalından verebiliyor. 12 volt kanalından toplamda da 83.3 amper güç sağlayabiliyor. Gigabyte 12 volt high power konektörü değerini de paylaşmış. 12 volt high power bağlantısıyla da 55 amper güç verebildiğini belirtmiş. 80 Plus Gold sertifikası ise %50 yükte %90 verimlilik sağladığı anlamına geliyor. Daha iyi güç verimliliği demek aynı zamanda daha az güç israfı, daha az ısı ve daha az fan gürültüsü demek. O yüzden 80 Plus sertifikalı güç kaynaklarının da önemi bu yüzden büyük oluyor. 10 yıl garanti süresi mevcut ama bunun tabii farklı bölgelere göre değişiklik gösterebileceğini de söyleyelim. Yani bizim ülkemizde de muhtemelen 10 yıldır ama tabii ki aldığınız yerle iletişime geçin bu konuda. Sonuçta 10 yıl garanti bileşenlerin yüksek kalitede olduğunun bir göstergesi. Dediğimiz gibi yüksek kaliteli Japon kapasitörler de güç kaynağında yerlerini almışlar. Hatta bununla birlikte birçok korumaya da sahip bir güç kaynağı bu. Yani OVP yüksek voltaj koruması, OPP yani kendisinin kaldıramayacağı yüklerde güç kaynağının koruma özelliğinin devreye girmesi, SCP yani kısa devre koruması, UVP yani düşük gerilimlerde şu güç kaynağınızın başına bir şey gelmesinin engellenmesi. Tabii bu düşük gerilimler çok önemli biliyorsunuz. OCP yani yüksek akım koruması da yine büyük tehlikelerden biri bu korumaya da sahip güç kaynağı. Ve OTP yani yüksek sıcaklıklar içinde tam koruma güç kaynağında sağlanmış. İşte bu gibi şeyler de kullanıcıya güven veriyor doğal olarak. Bu güç kaynağı alacak adam sonuçta üst seviye bir sistem kuracak, orası kesin. O üst seviye sistem içinde aklına bir şey takılmayacak, içinin rahat olacağı bir güç kaynağı olması gerekli. Bu saydığımız özellikler de insanın içini bayağı bir rahatlatıyor bu konuda. Aktif PFC yani voltaj dalgalanmalarını düzenleyen devre de yine güç kaynağında yerini almış elbette. Onu da atlamadan söylemiş olalım. Peki biz neden sürekli yeni sistem kuruyorsanız artık ATX 3.0 güç kaynağı alın demekteyiz. Şimdi bunun cevabını da vermiş olalım. Güç kaynaklarında çok uzun yıllardır herhangi bir değişikliğe gidilmemişti ama artık bir değişikliğe gidildi. Artık yapısal anlamda daha fazla güvenlik, daha iyi verimlilik ve az önce bahsettiğimiz 12 volt high power bağlantısıyla 600 watt'a kadar grafik kartlarının sorunsuz şekilde çalışması için yeni bir standart oluşturuldu. İşte bu standartın adı da ATX 3.0 oldu. Bundan sonra sıfırdan üst seviye sistem toplayacaksanız kesinlikle ATX 3.0 standartı olan güç kaynaklarını almanızı tavsiye etmekteyim. Uzun vadede orta seviye güç kaynakları da artık yavaş yavaş ATX 3.0 standartlarında olacaklar. Bir diğer güzel yanı ise bu anlık olarak kısa süre için bile olsa ATX 3.0 güç kaynakları %200'e kadar güç dalgalanmasını destekliyorlar. Böylece kapasitesinin tam 2 kat fazlasını bile kendisine zarar vermeden karşılayabilmekte. Bu da güç kaynağımızın başına bir şey gelmemesi için önemli gelişmelerden biri. Bir de dediğimiz gibi artık 12 artı 4000 kabloyla bu çevirici falan uğraşmadan tek kablo olarak yeni nesil ekran kartı bağlantılarınızı yapabileceksiniz. AMD de önümüzdeki seride çok büyük ihtimalle bu güç bağlantısını kullanacak. Buradan onun da haberini vermiş olalım. Yani ben AMD ekran kartı kullanıyorum. İleride de AMD ekran kartı alacağım diye düşünüyorsanız güç kaynağınızın bu standartlarda olduğu müddetçe AMD'nin yeni ekran kartlarıyla da uyumlu olduğunu bilin. Şimdi gelelim kişisel kullanım tecrübelerimize. Sadece Gigabyte için değil tüm güç kaynakları için geçerli olan bir durumdan bahsedeceğim. O da kablo bağlantılarının tam olarak yapıldığından mutlaka emin olmanız. Mesela Nvidia bu konuda önemli uyarılarda bulunuyor kullanıcılarına. 12 volt high power bağlantısını tam anlamıyla yaptığınızdan hiçbir şekilde boşluk falan kalmadığından mutlaka emin olun diyor. Biz de sürekli bunu dile getirmekteyiz. Doğru düzgün bağlantı yapmadan kullanmaya çalışanlar oluyor çünkü. Bu arkadaşlar buna mutlaka dikkat etsinler. Bir başka konu güç kaynaklarındaki bu fan sesi sorunu. Açıkçası bu güç kaynağını sisteme takıp bayağı bir oyun testi yaptım. Ben uzay montajı olmasına rağmen de hiçbir şekilde rahatsızlık veren bir fan sesi sorununa rastlamadım.
Her şey olması gerektiği gibiydi diyebilirim. Bu konuda herhangi bir sorunu yoktu ki zaten uzay montaj bu sesleri daha doğru şekilde duymanız konusunda size daha da fazla yardımcı olmakta. O yüzden ben herhangi rahatsız edici bir ses duymadım. Peki kimler almalı derseniz, üst seviye sistem kurmuyorsanız böyle üst seviye güç kaynaklarına da ihtiyacınız yok. Sisteminiz bu güç kaynağının sınırlarının yanından geçecek kadar güç tüketmiyorsa boş yere paranızı çarçur etmeyin. Sisteminize daha uygun bir güç kaynağı alın geçin. Arta kalan parayla da sistemdeki eksiklerinizi tamamlarsınız. Bir de 1000 watt güç kaynağı alınca sanki sistem 1000 watt güç tüketiyor zanneden arkadaşlar var. Güç kaynağı sistemin ihtiyacı olan kadar gücü karşılar arkadaşlar. Asla ihtiyacı olandan daha fazla güç tükettirmez sisteme. Bilmeyen arkadaşlar için de bunu söylemiş olalım. Ama üst seviye sistem kuruyorsanız seçenekleriniz arasına rahatlıkla ekleyebileceğiniz bir güç kaynağı. Peki hiç olumsuz tarafı yok mu? Ben bu CPU güç kablosunun iki tane olmasını isterdim açıkçası. Yani gigabyte mutlaka tek kablodan gerekli enerjiyi veriyordur ama iki kabloya alışmışız. Bir kablo üstünden iki bağlantı kısmı çok alışık olduğumuz bir durum değil. Ama dediğim gibi kablo karmaşasına da son vermek adına bu yapılmış olabilir muhtemelen. Onun haricinde ise güçse güç, dayanıklılıksa dayanıklılık diyen bir güç kaynağı var karşımızda. Üst seviye sistem kuracaksanız kısa süre içerisinde de İtopya stoklarında ürünün yer alacağını bilin. Uygun fiyatıyla da ön plana çıkabilir. Yani eğer 1000 watt civarı bir güç kaynağı arıyorsanız dayanıklılık da sizin için ön plandaysa bence bu da bir seçenek olsun sizin için. Umarım beğendiğiniz ve kendisi hakkında da bilgi sahibi olduğunuz bir video olabilmiştir. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz de bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.